Şimdi ikinci oturumu yönetmek üzere Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocamız Sayın Profesör Doktor Yıldız Özerhan'ı ve konuşmacılarımız Doçent Doktor Nermin Çıtak, Doçent Doktor Çağla Ersen Cömert ve Doçent Doktor Atilla Pere'yi kürsüye davet ediyoruz. Değerli katılımcılar, çok değerli İstanbul Mali Müşavirler Oda Başkanım, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin dekanı, değerli hocam, MÜDA Başkanım ve çok kıymetli hocalarım, bu toplantıya hepiniz hoş geldiniz diyorum. İlk açılış konuşmalarında da belirtildiği gibi BOBİ finansal raporlama standardı bu yıl itibariyle uygulamaya kondu ve bu yılın sonu itibariyle de finansal tablolar yayınlanmaya başlayacak. Tabii bu düzenlemeleri işletmeler gerçekleştirmiş olacaklar. Bu işletmelerin birçoğu da kamuya açık olmadıklarından dolayı, tamamı kamuya açık olmadıklarından dolayı bunlardan ne gibi bir etki olduğu, doğrusu Nalan Hocam'ın da söylediği gibi bizler için de merak konusu. İşletmelerin finansal durum tablosu ve kâr zarar tablosunda nasıl bir değişime neden olacağını bizler de merak içinde bekliyoruz. İnşallah bazı bilgilere bizler de ulaşma imkanımız olur ve bunları değerlendirme imkanı buluruz. Bu çalıştayın düzenlenmesini sağlayan Nuran Cömert hocama çok teşekkür ediyorum. Burada bize de bir görev verdiği için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. İstanbul Odası'nın bu tür etkinliklere olan katkısını her zaman görüyoruz. Odamıza da teşekkür ediyoruz ve başarılı bir çalıştay olmasını diliyorum. Burada konuşmacı arkadaşlarımız Marmara Üniversitesi'nin değerli öğretim üyesi arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız bizlere BOBİ finansal raporlama standardı içinde yer alan bölümler halinde açıklanmış olan konuları bizlere özet bir şekilde önemli görülen konuları vurgulayacak şekilde aktarmaya çalışacaklar. İlk konuşmacımız finansal araçlarla ilgili kısmı anlatacak olan Nermin Çıtak arkadaşımız. Süre biraz sarkmış durumda. Dolayısıyla arkadaşlar da birden fazla konuyu da anlatacakları için yaklaşık 20'şer dakika süre vermeyi düşünüyorum ama inşallah fazla programı sarkmasına neden olmayız. Arkadaşlarımız da bu süreye uyarlar diye bekliyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Tekrar merhabalar. Değerli katılımcılar, şu an pardon, ilgili slayta gelelim yalnız. Bir saniye. Şimdi anlatacağım bölüm ise finansal araçlar ve öz kaynaklar, bölüm 9. Bu bölüm oldukça karmaşık ve zor bir bölüm. Dürüst olmak gerekirse ama en öz, en anlaşılır bir şekilde belli alanları özellikle örneklendirerek sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu bölümde kapsam ne? Öncelikle ona bakalım. Sonrasında da yavaş yavaş ilgili hususları sizlerle paylaşacağım. Diyor ki, finansal varlık ve finansal yükümlülüklere ilişkin muhasebe ilkeleri ve işletmenin ihraç ettiği öz kaynak araçlarının muhasebeleştirme esasları bu bölümde düzenlenmektedir. Bölüm dışında, yani kapsam dışında bırakılan iki husus var ki bunlar bağlı ortaklıklar, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar ve diğeri de kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacak ve borçlar. Bu hususlar ilgili bölümlerde detaylı bir şekilde ele alınmış ve finansal araçlar kapsamı dışında bırakılmış. Finansal araç nedir? Öncelikle onun bir tanımını yapalım. Diyor ki finansal araçlardaki ilgili bölüm, bir işletmenin bir finansal varlığının başka bir işletmenin de bir finansal yükümlülüğünün veya öz kaynak aracının artmasına neden olan sözleşmelerdir şeklinde tanımlıyor. Aslında işletmeleri büyük küçük vesaire şu an için ayrımlaştırmadan düşünecek olursak her işletmede finansal araçların var olduğunu söylemek
olası takdir edersiniz ki. Yani finansal araç dediğimiz şey esasında en basit haliyle herhangi bir kategorize etmeden söylemek gerekirse işletmenin nakdi, bankadaki mevduattaki parası, hisse senetleri, tahvilleri, borçları gibi detayları birazdan vereceğim. Tüm bu sıraladığımız araçlar aslında işletmelerin finansal araçları olarak ifade ediliyor. Burada bu bölümde finansal araçlar iki temel bölüme ayrılmış. Finansal varlıklar ve finansal yükümlülükler olarak. Yine TFRS açısından karşılaştırmaya gittiğimizde bölümlendirme açısından farklı ele alınmış olduğunu görüyoruz. Ama belli yönleri itibarıyla da ciddi benzerlikleri var. Sunum içerisinde ilgili yerlerde oralara da yine atıf yaparız. Şimdi finansal araçları az önce de dediğim gibi ikiye ayırıyoruz. Varlık ve finansal varlıklar ve yükümlülükler olarak. Bir diğer de öz kaynaklar. Öz kaynakları da dört temel bölümde kategorize edilmiş. Payların ilk ihracı, dönüştürülebilir yükümlülük veya benzeri bileşik finansal araçlar, işletmenin kendi paylarını geri satın alması ve ortaklara yapılan dağıtımlar şeklinde. Şimdi finansal varlık ve finansal yükümlülükler konusunu anlatacak olursak, finansal varlık nedir? Hepimizin bildiği, onun içinde çok hızlı geçeceğim temel tanımlar var. Nedir? Sadece nakit değil, aynı zamanda kolaylıkla nakde dönüştürülebilir varlıklar olarak tanımlanıyor. Az önce de söylediğimiz nakit, alınan çekler, alacak senetleri, alıcılar, menkul kıymetler gibi ve sonunda da türev ürünleri görüyoruz. Daha öncesinde taslak halinde olan YFRÇ, yani yerel finansal raporlama çerçevesinde türev ürünler kapsam dışı bırakılmıştı. Ancak bu BFRS'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte artık türev ürünleri de finansal araçlar içerisinde görüyoruz. Finansal yükümlülük dediğimizde ise başka bir işletmeye nakit ya da başka bir finansal varlık verilmesi için işletmenin aleyhine olan koşullarda sözleşmeden doğan yükümlülük getiren borçlanma belgeleri olarak ifade ediyoruz. Bunlar da mali borçlar, ticari borçlar, çıkarılan tahviller ve yine türev ürünleri burada sınıflandırmamız gerekiyor. Öz kaynak aracı dediğimiz şey ise İşletmenin tüm yükümlülükleri çıkarıldıktan sonra varlıklarında bir hakkı gösteren sözleşme olarak ifade edilmiş. Şimdi burası önemli. Finansal araçları ilgili bölüm ölçme ve değerlendirme hususunda nasıl dikkate almış? Ona hızlıca bakmamız gerekiyor. Ve burada finansal araçları ölçme ve değerlendirmede dört başlık altında incelememiz mümkün. İlk başlıkta ticari alacaklar, diğer alacaklar, ticari borçlar ve diğer borçlar olarak sınıflandırıyoruz. Peki bu alacak ve borçlarımızı neye göre kayıt altına alıp neye göre dönem sonunda değerliyoruz? Burada yine YFRS'den farklı olarak bu BFRS yürürlüğe girdiğinde bir farklılık getirdi ve bir yıl süresi getirdi. Dedi ki vadesi bir yıl veya daha kısa olan alacaklar ve borçlar ilk kaydı almada ve sonraki dönemlerde de itibari değeri üzerinden kayıtlarda gösterilir şeklinde açıklamasını yaptı. Eğer vadesi bir yıldan daha uzun olan alacak ve borçlarımız var ise bunları da itfa edilmiş maliyet değeriyle dönem sonu itibarıyla ne olduğunu birazdan açıklayacağız. Dikkate alarak değerlememiz ve itfa edilmiş maliyet değeriyle bunları raporlamamız gerekiyor. İkinci grupta borçlanma araçları sıralanmış. Borçlanma aracını da yine ikiye ayıracağız. Borçlanma aracı niteliğindeki finansal varlıklar, borçlanma aracı niteliğindeki finansal yükümlülükler olarak. Varlık açısından baktığımızda bizlerin hepimizin aşina olduğu bankadaki vadeli mevduatlar, devlet tahvilleri, hazine bonosu, özel sektör tahvil ve bonoları,
Yükümlülükler açısından bakacak olursak alınan krediler, ihraç edilen tahvili ve bonolar olarak gösterilebilir. Bunların kayda alma aşaması ve sonraki ölçümleri nasıl yapılacak olacak derseniz, ilk kayda alma sırasında işlem maliyetleri de dahil edilerek işlem fiyatları üzerinden ölçüyoruz. Sonraki ölçümlerde ise itfa edilmiş maliyet değeriyle ölçüyoruz. Buna ilişkin örnek var, birazdan açıklayacağım. Üçüncü grupta ise öz kaynak araçlarındaki yatırımlar. Buna da ikiye ayırmamız gerekiyor. Borsada işlem gören ve borsada işlem görmeyen öz kaynak araçları olarak. Borsada işlem görenleri takdir edersiniz ki gerçeğe uygun değerleri, yani piyasa değerleri üzerinden ölçüyoruz. Ortaya çıkan değer farklarını da yine kar zararı yansıtmamız gerekiyor. Onun dışında eğer borsada işlem görmüyorsa direkt olarak maliyet bedelinden ölçüp sonraki dönemlerde de varsa değer düşüklükleri dikkate alınarak bu noktada bu öz kaynak araçlarımızı da kayıtlarımızı almış oluyoruz. Bu noktada VUK ile benzer olduğunda unutmayayım diye oraya parantez içine yazmışım. Diğer finansal araçlara geldiğimizde de, yani dördüncü gruba geldiğimizde de bunlar daha çok sıkça karşılaşmadığımız, daha doğrusu az karşılaştığımız finansal araçlar. Vıdımık denilir, genellikle varlığa dayalı menkul kıymetler, türev finansal araçlar, kredi verilmesine ve kredi alınmasına ilişkin taahhütler şeklinde. Yine bu finansal araçlar da taahhütler dışında gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülerek yine ölçüm farklarının kar zarara yansıtılması gerektiği BOBİ FRS'de ifade edilmiş. Şimdi burada itfa edilmiş maliyet değerinden bahsettik. Bunun ne olduğunu sizlerle paylaşalım. İtfa edilmiş maliyet değeri biraz anlaşılması ilk etapta zor olabiliyor. Ama örnekle açıkladığımızda belki daha anlaşılabilir, kolay anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. İlk muhasebeleştirmede ölçülen tutara etkin faiz oranı ile iskonto edilen tutarı ekliyoruz. Eğer varsa sabit faiz tutarı. Çünkü her finansal araçta sabit faiz tutarı olacak diye bir kayda yok. Varsa sabit faiz tutarını düştükten sonra itfa edilmiş maliyet değerine ulaşıyoruz. Peki etkin faiz yöntemi nedir? Finansal varlık veya borcun itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ile ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemi. Nasıl dağıtıldığını az önce de söylediğim üzere örnekte göstereceğim. Etkin faiz oranı tanımsal olarak biraz karmaşık ilk okuduğumuzda ama yansıda gördüğünüz üzere okumayacağım tamamını ama şöyle ifade edecek olursak belki daha anlaşılır olur. Finansal aracın ilk kayda almadaki değerini vadesindeki değere eşitleyen oran olarak ifade ediliyor. İlk kayda almadaki değerini vadesindeki değerine eşitleme nasıl oluyor? Onu da yine bir örnek ve formülünde nasıl hesaplandığını göstermek suretiyle açıklayacağım. İlk örneğimizde bir B şirketinin tahvilini ele aldık. Burada A şirketi nominal değeri 350 bin lira, cari faiz oranı %10 ve yıl sonu faiz ödemeli 10 yıllık B şirketin tahvilini 276 bin küsura 1.1.2017 tarihinde satın alıyor. Şimdi bu tahvili nasıl kayda alacak işletme ve itfa edilmiş maliyet değerini nasıl hesaplayacak? Onu sizlerle paylaşalım. Şimdi şurada bir hesaplama görüyorsunuz. Kaç liraya almıştık şirket tahvilini? 276.958 lira. 1.1.2017 tarihinde. Geriye dönerek hatırlatmak amaçlı geriye dönüyorum. Cari faiz oranı da %10. Dolayısıyla 35.000 ne olacaktır? Şu tabloda da gördüğümüz üzere yıllık kupon ödemesi olacaktır. Ve vade sonunda da
385 bin lira, yani 350 artı 35 bin lirayı ne yapması gerekiyor? Bu firmanın bu tahvile ilişkin bu varlığı edinmiş, daha doğrusu varlığın bedelini edinmiş olması gerekiyor. Şimdi buna ilişkin olarak hesaplamayı YFRÇ'de sunarken de göstermiştim ama burada tekrar izninizle Excel'de nasıl hesaplandığını, o verim, iç verim oranının göstermek istiyorum. Çünkü o oranı hesaplayabilmemiz ve onun üzerinden bu hesaplamaları yapabilmemiz gerekiyor. Şey görünmüyor mu burada? Ha, pardon. Hocam ne kadar vaktim var? 5 mi? Çok şey anlatmak istiyorum. Ha, 10 dakika. Hemen hocam. Şimdi örnek hızlıca gidecek olursak. 276 bin lira ve 10 yıllıktı ve sonunda da dönem vade sonunda da 385 bin lira olarak hesap etmiştik. Hemen Excel'den formüller kısmına geldiğimizde işlev ekleden finansalları seçip, burada tekrardan seçmem gerekiyor yanlış hesaplamaması için, finansalları seçip iç verim oranına ulaşmak gerekiyor. Hemen ilgili kısma geldiğimde şurada görüyorsunuz, bakın. Aslında bir anlamda bileşik faiz oranı ile de hesaplanma biçimi aynı, bir farklılığı yok. İlgili değerleri istiyor bizden. Hangi değerleri dikkate almalıyım ki o oranı hesaplamalıyım? Hemen burada seçiyorum ve tamam dediğimde gördüğünüz üzere iç verim oranını %14 olarak hesap etmiş oluyorum. Yani Excel bu anlamda aslında çok kullanışlı ve hızlıca hesap edebileceğimiz bir sistem, yöntem. Hemen tabloda ilgili verileri alıyorum. Çok hızlıca geçmem gerektiği için. Yıllık kupon faizi ödemesi 35 bin. İş verim oranım, yani dikkate almam gereken oran %14. Dolayısıyla muhasebeleştirme çarpı faiz geliri, raporlanacak faiz gelirini tespit edebilmem için ilgili oranı çarpıyorum. Yıllık kupon faiz ödemesinden düşüyorum çünkü sabit bir ödeme. Aradaki fark bana iskonto edilen tutarın itfasını veriyor. Dolayısıyla ilk muhasebeleştirme artı iskonto edilen tutarın itfasını topladığımda 2017 yılına ilişkin toplam bu tahvilimin itfa edilmiş maliyet değerinin 280 bin küsur olduğunu görüyorum özetle. Bunu her sene diğer senelerde de gerçekleştirmem gerekiyor. Şimdi itfa edilmiş maliyet değerini nasıl bu anlamda hesapladık? Biz meslek mensupları, muhasebeciler illaki muhasebesini de görmek istiyoruz ki konu daha netleşsin. Onun için elimden geldiğince en anlamlı şekilde rapor muhasebeleştirmeye çalıştım. Ama Nalan hocamızın da sabah söylediği gibi illaki bir şeye ihtiyacımız var gerçekten, hesap planına. Çünkü bu örnekleri verirken gerek bu örnekte ve birazdan örneğim daha var ama gösteremeyeceğim büyük ihtimalle, türev ürünlere ilişkin örnek hazırlarken konuyu anlatıyorsunuz ama hangi hesabı nasıl açmanız gerektiğini bilemiyorsunuz. Daha doğrusu konuyu biliyorsunuz da nasıl aktarmanız gerektiğini doğru bir şekilde tahmin edemiyorsunuz. Hatta bu konuda yapılan çalışmaları da araştırdım ve ne yazık ki farklı farklı ifadeler ve hepsi birbirinden bağımsız. Onun için bizlerin illaki bir hesap planına, bana göre de naçizane fikrim, ihtiyacımız var. Hemen yansıda görüyorsunuz, çok hızlı gitmek zorunda olduğum için ilk kaydı yapıyorum. Akabinde dönem sonunda itfa edilmiş maliyeti hesapladım. 3777, 35 bin lira artı 3777 o yıl sonuna ilişkin benim faiz gelirimi gösteriyor. Yansıda gördüğünüz için çok fazla devam etmeyeceğim. Burada da bir örnek koymuştum ve bunu nasıl hesaplandı şimdi Excel'de gösterecektim ama belki geçebilirim. Az önce ne dedik? Etkin faiz oranı eşittir alacağın ilk kayda almadaki değerinin vadesindeki değere eşitleyen oran. Örneğin bir satış yaptık. 37 bin lira peşin değeri 37 bin.
2 yıl vadeli olduğu için 40 bin liraya sattık. Dolayısıyla yine benim burada faiz oranını hesaplamam gerekiyor. Ama az önce kullandığım formül burada işe yaramıyor. Farklı bir formülle bunu size gösterebilmem gerekiyor. Gösterebilir miyiz acaba? Geçeyim mi bunu? Geçelim. Peki, geçtim. Buna ilişkin kayıtları da yaptım. Dolayısıyla ertelenmiş vade farkı gelirleri olarak dönem sonu da o etkin faiz oranını çarpmak suretiyle döneme isabet eden faiz gelirini de yine dönem sonunda raporlamış oluyoruz. Korunma muhasebesi, az önce de dediğim gibi bu bir FRS, YFRS'den farklı olarak korunma muhasebesini de bu bölüm kapsamına aldı ama ihtiyari tuttu, yani herhangi bir zorunluluk arz etmiyor. Fakat uygulamak isteyen işletmelerin korunma muhasebesini uygulayabileceğini söylüyor. Fakat korunma muhasebesinin uygulanabilmesi için de belli şekil şartları getirmiş. Hangi unsurların varlığı halinde korunma muhasebesinin uygulanabileceğini de başlıklar altında sıralamış. Bunlar kur oranı, faiz oranı riski, kur riski, fiyat riski ve yurt dışındaki net yatırıma ilişkin kur riski olarak sıralanmış durumda. Fakat bunları alacak ve borçlar ile borçlanma araçlarına ilişkin kur riski korunma muhasebesi kapsamında değildir şeklinde de bir açıklama yapmış. Aslında korunma türlerini üç başlık altında genel uygulama açısından baktığımızda üç başlık altında ele alıyoruz. Nakit akışlarından kur riski, yurt dışından az önce şurada da belirttiğimiz gibi yurt dışındaki net yatırıma ilişkin kur riski ve gerçeğe uygun değer farkından, yanlış ifadelendirmiyorumdur umarım, kur riski riski olarak ifade ediyor. Dolayısıyla bu üç unsurdan Bobby FRS nakit akışları ve yurt dışına ele almış. Onu da bir detay olarak ifade etmek istedim. Korunma muhasebesi uygulanması için hangi şekil şartlar gerekli, onları sıralamış. Okumayacağım, geçiyorum müsaadenizle. Ama mutlaka bu ilişkinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi gerektiğini, şu çok önemli, etkin bir koruma sağlanmasının beklenmesi gerektiğini söylüyor. Bu da çok detay bir, yani uzun uzun anlatılması gereken bir bilgi ama etkin korunma sağlanacak ki ben o türev ürünün ya da korunma aracının etkili bir şekilde bu riskleri koruduğunu tespit edeyim ve buna uygun da kayıtlarımı yapabileyim düşüncesiyle. Burada bir forward örneği almıştım ama uzun sürecek anlatması, geçiyorum. Tamam hocam. Daha sonra belki başka zaman tekrar paylaşırız. Bir değer düşüklüğü kavramımız var, onu da ifade edelim. Bobby FRS itfa edilmiş maliyet, maliyet değeri ve itibari değeri üzerinden ölçülen tüm finansal varlıklar değer düşüklüğüne konu olacaktır demiş ve gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen varlıkları da hariç tutmuş. Haklı olarak, doğal olarak. Biz de biliyorsunuz vergi usul kanunu açısından karşılık ayırmamız için alacaklara ilişkin işte dava icra safhasına düşmüş olması vesaire gibi detaylar var bildiğiniz üzere. Ama Bobby FRS diyor ki raporlama dönemi sonlarında söz konusu finansal varlıkların değer düşüklüğüne uğradığına dair gözlemlenebilir bir kanıtın bulunup bulunmadığını değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Yani farklı bir bakış açısı getiriyor doğal olarak ve o gözlemlenebilir kanıtların da neler olduğunu sıralamış. Çok kısa bir iki satır okuyacağım. Örneğin önemli ölçüdeki finansal sıkıntı, faiz veya ana para ödemelerinde temerrüt veya gecikme olması gibi gibi, işte borçlunun iflas etmesi gibi veya diğer bir finansal yapılandırma durumunun muhtemel hale gelmesi gibi hususların varlığı halinde değer düşüklüğünün dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Daha sonraki dönemde de finansal varlığa ilişkin değer düşüklüğü zararının azalması durumunda da daha önceden zarara yansıtılmış olan değer düşüklüğü zararının iptal edilmesi gerektiğini de ifade etmiş. Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin tablo dışı bırakılması hususu var ama bunlar daha böyle okuyunca çabuk anlaşılabilen
kolay konular nispeten diye düşünüyorum. Onlara ilişkin slaytlarım da mevcut. Zaten kitapta da bunları yine paylaştık bilgi bakımından. Hangi hallerde finansal tablo varlığımız, finansal varlık tablo dışı bırakılır veya yükümlülüğümüz, buna ilişkin temel bilgiler verilmiş. Ve sonrasında da öz kaynaklara ilişkin sıralama yapılmış. Ben sabrınız için teşekkür ediyorum. Çok kısa oldu. Çok teşekkür ediyorum. Nermin Çıtak arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Finansal araçlar ve öz kaynaklar bölümü hakikaten tam sette de olduğu gibi en karmaşık konulardan birini oluşturuyor. Bize özetlenmiş bir şekilde kısaca tanıtım niteliğinde bilgiler aktardı. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci konuşmacımız yine Marmara Üniversitesi'nden değerli arkadaşımız Doçent Doktor Çağla Ersen Cömert. Bizlere BOBİ FRS'de standart içindeki bölümlerden hasılat, stoklar ve tarımsal faaliyetlerle ilgili kısımları sunacak. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Değerli katılımcılar, sevgili hocalarım, önce stoklar standardı ile başlamak istiyorum. Stoklar bölüm 6'da BOBİ FRS'de ele alınmış. İlk söylemek istediğim, BOBİ FRS'yi uygulamaya başladığımızda stoklar açısından ne gibi yenilikler uygulamaya geçiyor? Hızlı gitmek adına getirdiği yenilikler nedir stoklar bölümünün dediğimizde net gerçekleşebilir değer kavramını hayatımıza sokuyor. Daha önce de pek çok çalıştayda üzerinde konuştuk. Artık tamamen kesinleşti ve hayatımıza girdi. Vadeli satın alınan stoklarda vade farkının ayrıştırılmasına ilişkin bir düzenlemesi var. Bir yıl kıstası var ama yine de vade farkının ayrıştırılmasıyla ilgili bir düzenleme yine gündeme geliyor. Borçlanma maliyetlerinin nasıl kayıtlar alınacağı, stoğun üzerinde mi gösterilecek, direkt gider mi yazılacak? O konuda bir düzenlemesi var. Bir de yine önemli ve yeni bir düzenleme, yani şu ana kadar Musluk'tan farklı olarak yaptığımız sabit genel üretim giderlerinin ürünlere yüklenmesi esnasında normal maliyet yönteminin kullanmasıyla ilgili bir düzenleme getiriyor. 4 tane ana başlık var getirdiği yenilikler stok bölümünün. Stoklar nedir dediğimizde tanımını okuduğunuzda bildiğimiz ticari mallar, yarı mamuller, mamuller ve ham maddeleri bu standardın kapsamındadır diyoruz. Maliyetiyle aktifleri alınan stoklar dönem sonuna gelindiğinde maliyet veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerleniyor. Bu net gerçekleşebilir değer dediğimiz kavram tanımı tam olarak şöyle. Tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ve mamulleri satışa hazır hale getirmek için katlandığımız giderlerin düşülmesiyle bulduğumuz tutar. Bu neyi ifade ediyor? Örneğin elimde belirli bir tutarda stok var. Ben bu stoğu pazarda kendi pazarlama ve fiyat politikalarıma göre, şirket politikalarıma göre tahmini olarak ne kadar satmayı planlıyorsam bu satış fiyatından bu stoğu satışa hazır hale getirmek için katlandığım maliyet, ambalaj olabilir, paketleme olabilir. Eğer bu yarı mamulse tamamlanma maliyeti olabilir. Bu maliyetleri düştükten sonra kalan tutara biz net gerçekleşebilir değer diyoruz. Örneğin şirket politikalarına göre 120 liraya satmayı düşündüğüm bir yarı mamulün, yani mamul olup satmayı düşündüğüm bir mamulün varsa, yarı mamullerin mamul haline getirilmesi için 20 liralık maliyet gerekiyor. 10 lirada bir ambalaj paketleme maliyeti öngörüyorum, satış gideri. Yani elimdeki yarı mamulü pazarda satılabilir hale getirmek için 30 liralık maliyete katlanacağım. O zaman 120'den 30'u çıkardığımızda bu 90 lira bizim net gerçekleşebilir değerimiz oluyor. BOBİ FRS diyor ki dönem sonuna net gerçekleşebilir değerine bak. Maliyet bedelin net gerçekleşebilir değerin üzerinde kalıyorsa onu lütfen diyor net gerçekleşebilir değerine indirge. Stoklarını net gerçekleşebilir değerden daha yüksek bir tutarla, daha güncel olmayan bir maliyetle göstermemiş ol diyor. Şimdi bu net gerçekleşebilir değer kavramına bir açıklama daha getirmek istiyorum. Bu bir FRS'de
Tam set TFRS ile birlikte hayatımıza giden pek çok yeni kavram var. Bunlardan biri gerçeğe uygun değer. İşte satış maliyetleri düşürmüş gerçeğe uygun değer. Birazdan Atilla Hocam varlıklarda değer düşüklüğünü anlatırken bahsedecek o. Satış maliyetleri düşürmüş gerçeğe uygun değerden. Net gerçekleşebilir değer ve gerçeğe uygun değer aynı şey değil. Az önce de belirttiğim gibi ben pazara bakarak kendi pazarlama ve fiyat politikalarım çerçevesinde belirlediğim tahmini satış fiyatından net gerçekleşebilir değere gidiyorum. Yani net gerçekleşebilir değer işletmeye özgü bir değer. Gerçeğe uygun değerler arasındaki farkı bu. Şimdi stok maliyeti nedir dediğimizde, stok maliyetini de şöyle tanımlıyor standart. Satın alma maliyetleri, dönüştürme maliyetleri ve stokların mevcut duruma getirebilmesi için katlanan maliyetlerin tümü stoğun maliyetini oluşturur diyor. Satın alma maliyeti yabancı olduğumuz bir kavram değil. Satın alma fiyatına ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan diğer vergileri de eklediğimizde artı nakliye yükleme, boşaltma veya ürünle, satın aldığımız ürünle doğrudan bağlantılı olan maliyetleri eklediğimizde bulduğumuz tutar oluyor. Bundan ticari iskonto ve benzeri indirimlerin de indirilmesini öngörüyor Bobby FRS. Şu ana kadar yapılan uygulamadan farklı bir şey getirmiyor satın alma maliyeti. Ancak nerede bir farklılık var? Eğer ben stoklarımı vadeli olarak satın alıyorsam orada bir yeni uygulama var. Burada bir yıl kriteri getiriyor standart. Eğer bir yıl veya daha kısa vadede ödemesi gerçekleşecek stoklar söz konusu ise bu stoğun değeri stok için ödeyeceğin değer neyse o aynı zamanda stoğun değeridir diyor. Ancak ödemesi bir yıldan daha uzun vadelerle gerçekleştiren bir stok edinimi söz konusuysa o zaman burada diyor stok tutarının içerisindeki vade farkını ayrıştır. Çünkü burada diyor bir finansman unsuru var. Bunu ayrıştır ve gider olarak göster. Yani gerçekten peşin değeri 100 lira olan bir stoğu siz 16 ay vadeli, 14 ay vadeli, 15 ay vadeli 120 liraya satın alıyorsanız o stoğun gerçek değeri 100 liradır. Aradaki fark 20 lira, satıcı firmanın size sağladığı finansman imkanından ötürü ödediğiniz bir faiz gideridir aslında. Bir yıldan daha fazla vadeler söz konusu ise bu finansman giderini, unsurunu ayrıştırmamızı öngörüyor. Şimdi burada şöyle bir şeyi ben araya koymak istedim. İki yıl önce de burada biliyorsunuz YFRS'e çalıştayını yaptık. Bunların üzerinde tartıştık nasıl olması gerekiyor diye. KGK Bobby FRS taslak halindeyken, yani YFRÇ ismiyle taslak halindeyken iki farklı uygulamayı görüşümüze sunmuştu. Bu stokların muhasebeleştirilmesiyle ilgili. Birinci uygulama şuydu. Stokların ediniminde ortaya çıkan borçların iskont edilerek bugünkü değere indirilmesi, aradaki tutarın faiz gideri olması ki bunu yaptığımız takdirde diyordu. Borçlarımızı da aynı zamanda itfa edilmiş maliyetiyle göstermiş olabileceğiz diyordu. Bu arada itfa edilmiş maliyet kısaca şudur. Hani akıllarda daha net kalsın diye söylüyorum. Ben bu borcu bugün ödüyor olsam ne kadar öderim? Ya da bu alacağı bugün tahsil ediyor olsam ne öderim? İtfa edilmiş maliyetin tam özet kavramı budur. Hani çok formüllerle karmaşık hale getiriliyor ama tam özeti bu. Yani ben 31-12'imde gösterdiğim zaman alacağımı, borcumu 31-12'de ödeyecek olsam ödemem gereken tutarı görüyorum orada. Ya da alacağı tahsil ediyor olsam tahsil etmem gereken tutarı görüyorum orada. İkinci görüş istediği uygulamada tüm vadeli alımlar için bunu yapmayalım. Bir yıl kriteri getirelim. Bir yıldan daha uzun süreli vadelerle alınan stoklarda bu ayrıştırma yapalım diyordu. Göründüğü gibi ikinci olan seçenek uygulamaya geçmiş durumda. Tam setle burada farkı var. Çünkü tam set TFRS bir yıl kriteri getirmiyor. Hasılat standartında bir farklılık var ama stoklarda bu geçerli değil. Yani kısacası Bobby FRS'nin öngördüğü şey bir yıldan daha stok edinimlerinde bir yıldan daha uzun süreli borçlar iskont edilerek bugünkü değerine indirgeniyor. Aradaki fark faiz gideri oluyor. Bu şekilde bir yıldan daha uzun süreli olan borçlarımızı itfa edilmiş maliyetiyle gösterme imkanını elde etmiş oluyoruz. Bir yıldan daha kısa süreli borçlar ise mukayyet değeriyle, itibari değeriyle, kayıtlı değeriyle gösterilmiş oluyorlar. Çok kısa bir örnekle anlatırsam, örneğin 1 Ocak 2018 tarihinde 2 yıl vadeli olarak 200 bin liraya bir stok kalemi satın alınmıştır. Uygun görünen reskont oranında %10'dur. Şimdi
2 yıl sonra ödemek üzere 200 bin lira değerinde bir stok aldıysam, o stoğun bugünkü değeri, gerçek değeri, peşin değeri 200 bin değil. Bunu 200 bin lira olarak aktifleştirmiyorum. Standart etkin faiz yöntemini kullanıyor. Az önce Nermin Hocam gayet güzel anlattı. Aslında etkin faiz yöntemi dediğimiz şey bildiğimiz bileşik faizdir. Yani faizin de faizlenmesi işlemidir. 2 yıl sonraki 200 bin liranın bugünkü değeri 200 bin lira değil. Dolayısıyla o stoğun değeri de 200 bin lira değil diyor bize standart. İlgili faiz oranıyla ben bunu indirgediğimde %10 faiz ortamında 2 yıl sonraki 200 bin liranın bugünkü değeri 165.280 liradır. Ve bu benim stoğumun gerçek değeridir. Aradaki fark o 2 yıllık ödemenin ertelenmesi, yani bize bir finansman imkanının sunulmuş olmasından ötürü karşı tarafa ödediğim faiz gideridir benim. Şimdi ben bunu buraya koydum ama koyarken çok tereddüt ettim. Şimdi hepimiz biliyoruz ki defter tutma ve kayıtlarda mevcut durum korunacak. Yani muhasebe sistemi uygulama genel tevliğinin usul ve esasları çerçevesinde biz kayıtları atmaya devam edeceğiz. Dönem sonlarında gelindiğinde finansal tablolarımızda yer alan bakiyelerin bu bir FRS ile uygun tutarlarla gözükmesi için gerekli düzeltme kayıtlarını atacağız. Yani şu an defter bacağında yapacağımız bir şey yok. Zaten istesek de yapamayız. Açılış konuşmalarında da belirtildiği gibi tek düzen hesap planı şu an güncel değil. İşte önümüzdeki hafta heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki hafta yayınlanacakmış. Ben sadece burada bir farkındalık oluşturmak amacıyla bunu koydum. Standart diyor ki 200 bin liraya aldığın stoğun değeri 165.280'dir ve senin ticari mallar stoğun bilanç finansal durum tablonda 165.280 lira olarak gözükmelidir. Aradaki tutar 34.720 ise finansmandan kaynaklanan faiz gideri, henüz ertelenmemiş, gerçekleşmemiş. Neden henüz henüz gerçekleşmemiş, ertelenmiş? Neden? Vadesi doldukça gerçekleşiyor hale geleceği için. Onu diyor ayrı bir hesapta tut. Vadesi doldukça diyor bu borcun ilgili hesaptan al, faiz giderini at diyor. Yani bu itfa edilmiş maliyetle gösterme mantığına birebir uyan bir şey. Gerçekten çok basit bir mantığı var. Uygulamalar yaptıkça bu tamamen daha kolay oturacak diye düşünüyorum. Buraları geçiyorum, imtina ediyorum çünkü kayıt göstermekte. Biraz da hızlı geçiyor olmamın nedeni, yarın Tuğba Şahlı İbiş hocamız bir uygulama gösterecek. O uygulamada ben eminim çok daha taşlar yerine oturacak. Bizim bugün yaptığımız sunumlar biraz daha işin kavramsal çerçeve, teorisini veren sunumlar oluyor. Yarın uygulama ile birlikte bütün bu kavramlar da pekişecek diye düşünüyorum. Bir diğer yeni kavram hayatımıza soktuğu stoklar standardının dönüştürme maliyeti, üretim işletmelerini ilişkilendiren bir kavram bu. Dönüştürme maliyetiyle kastedilen şey direkt işçilik giderleri artı sabit ve değişken genel üretim giderlerinin toplamı. Yani benim Musugut'tan, vergi usul kanunundan yola çıkarak düşünürsem maliyeti nasıl tanımlıyorduk ürünün üretim maliyetini? Ham madde maliyeti, işçilik, genel üretim giderlerinden ürüne isabet eden pay. Bu anlamda yeni bir şey getirmiyor o açıdan standart üretim işletmeleri için. Aynen ham madde maliyeti, direkt işçilik giderleri, sabit ve değişken genel üretim giderlerinden ürüne düşen pay diyoruz. Ancak bu sabit genel üretim giderlerinden ürüne düşen pay derken orada yeni bir düzenleme getiriyor. Zorunlu değil, ihtiyari. O da şu. Şimdi değişken genel üretim gideriyle sabit genel üretim giderlerinin arasındaki en belirgin fark, hepimiz biliyoruz ki sabit genel üretim giderleri faaliyet hacminden bağımsızdır. Yani üretim miktarından bağımsızdır. Ben o dönem ne kadar üretirsem üreteyim, bir adet de üreteyim, hiç üretmeyeyim, katlandığı maliyetlerdir. En güzel örneği kiradır bunun. Fabrika kirası. Kira, amortisman vesaire gibi. Bu sabit genel üretim giderlerinin ürünlere yüklenmesi sırasında uygulanan genel yöntem tam maliyet yöntemi. Tam maliyetleme şöyle yapıyor. Dönemdeki sabit genel üretim giderlerini alıyor, o dönemdeki ürettiği ürünlerin tamamına yüklüyor. Örneğin bu örnekte birinci yılda 1000 adet üretilmiş, ikinci yılda 800 adet üretilmiş ama o 200 bin liralık sabit genel üretim gideri her yıl birinci yıl 1000 adet stoğun üzerinde yüklenmiş, ikinci yılda 800 adetlik stoğun üzerine yüklenmiş. Yani 800 adetlik stok taşıması gerekenden daha fazla bir maliyeti
taşıyor aslında. Yani düşük kapasite nedeniyle maliyetlerin olduğundan daha fazla gösterilmemesi ifadesi vardır standartta. Bu buna atıfta bulunuyor. Daha az üretim yapmışım ama stoğumun değeri aynı, yani aynı tutarı almışım, stoğumun üzerine yüklemişim. Tam maliyetleme kullanın. Normal maliyetleme de isterseniz kullanabilirsiniz diyordu. Görüş aşamasındayken normal maliyetlemeyi zorunlu hale getireyim mi diye bizlerin görüşüne sunmuştu. Ancak karara bağlanmış halinde normal maliyetleme ihtiyari kaldı. Şimdi normal maliyetleme ne yapıyor peki? Normal maliyetleme normal kapasite belirliyor. Normal kapasite dediğimiz şey nedir? Normal şartlar altında işletme ne üretiyor? Genelde geçmiş dönemin fiili üretim miktarlarına bakılarak, geçmiş 5 yılın ortalaması alınarak bir tutar belirlenir bu. Şimdi sabit genel üretim giderlerinin bir diğer adı da literatürde kapasite maliyetidir. Yani söz konusu o üretimi yapabilmek için sağladığım altyapıyı ifade eder benim sabit genel üretim gideri. İşte fabrikanın kirasını ödüyorum, makine parkurum var, amortisman ödüyorum. Bütün bunlara niçin katlanıyorum ki, yine parantez içinde söylüyorum, bu maliyetlere katlanıyorum. Üretmesem dahi ortada varlar, o kira ve amortisman. Bütün bunlara niçin katlanıyorum? Normal şartlar altında 1000 adet ürün üretmek için ben bu maliyete katlanıyorum. O zaman bu sabit genel üretim giderleri karşılığında 1000 adet ürün üretebilecek durumdaysam ben, bu sabit genel üretim giderlerinde bu 1000 adetlik ürün taşımalıdır diyorum. Eğer yıl 2'ye bakarsak 800 adet ürün ürettiysem, normal maliyetleme diyor ki stoktaki 800 adet ürüne sen taşıması gerektiği kadar maliyeti yükleyebilirsin diyor. O da nedir? Normal kapasitemiz 1000 adet olduğuna göre adet başına düşmesi gereken sabit genel üretim gideri payı 200 lira. Yani her bir ürünün üzerine ben sabit genel üretim gideri olarak 200 lira pay vermeliyim. 800 adet ürün ürettiysem o dönem stok maliyetini yüklemem gereken tutar 160 bin lira diyorum. Stoğun değeri 160 bin liradır. Aradaki 40 bin lira fark kapasite farkması. Yani nedir? Üretmediğim için, söz konusu o ürünü, o 200 adetlik ürünü üretmediğim için o ürünün üzerine yükleyemeyeceğim maliyetleri doğrudan kar zarar tablosuyla ilişkilendir diyor. Zaten ortada bir gider var ama bunu diyor stoklarına ilişkilendiremezsin diyor. Dediğim gibi normal maliyet yöntemi daha karar vermeye yönelik, daha gerçeğe uygun sunum sağlayacak ancak ihtiyari. Bir şey daha, pardon, şunu da söyleyeyim. Eğer normalin üzerinde üretim gerçekleşmişse işletmede ne olacak diyor. O zaman yapmamız gereken sabit genel üretim giderlerinin hepsini alıp o dönemin fiili üretim miktarına bölüp hepsini onun üzerine yüklüyoruz. Hocam 5 dakikamız kaldı. Gerçekten mi? Tamam. Ben hemen buraları geçiyorum. Tamam, bir örneğim daha vardı, orayı da geçiyorum. Borçlanma maliyetleri, kredi kullanarak bu stokları edindiysek bu krediden doğan kur farklarının, faiz giderlerinin nasıl giderleştireceği konusunda bunlar normalde stok maliyetinin içerisinde eklenmez. Ancak inşası ya da üretilmesi normal koşullar altında bir yıldan uzun süren bir stoğunun söz konusuysa diyor, bu kur farklarını, faiz giderlerini diyor stoğun aktifinde maliyetinin içerisinde gösterebilirsiniz diyor. Bu tam set TFRS'de özel nitelikli varlık diye geçen tanımlamadır bu. Bu bir FRS özel nitelikli varlık dememiş. O kavramı kullanmamış ama aynen ondan bahsediyor. Diğer maliyetleri geçiyorum. Değerleme yöntemleri yeni bir şey getirmiyor zaten. Bildiğimiz şeyler, onları geçiyorum. Standart maliyet yöntemini uygulayabilirsiniz diyor. Perakende yöntemini uygulayabilirsiniz diyor. Perakende yöntemi zaten uygulamada karşımıza geliyor. Stokların satış değerinden uygun brüt kar marjının çıkarılması la bulunur diyor. Çok özür dilerim. Perakende yöntemini de bu durumda ben burada geçiyorum hızlı bir şekilde. Stok değer düşüklüğü bu önemli. Stokların zarar görmesi kısmen veya tamamen kullanılmaz hale gelmesi, satış fiyatlarının düşmesi, çünkü satış fiyatının düşüyor olması benim stoğumun değerinin düşüklüğü üzerinde de etkisi olacaktır. Tamamlanma maliyetlerinin artması gibi nedenlerle stoklar değer düşüklüğüne uğrayabilir. Bu durumda diyor stokların defter değerini net gerçekleşebilir değerine indirgiyoruz. Aradaki farkı da kar zarar tablosunda satışların maliyeti kalemi içerisinde gösteriyoruz. Ham madde stoklarında değer düşüklüğünde de şunu söylüyor. Söz konusu ham maddeyi kullanarak üreteceğimiz ürün mamul
o mamulün satış fiyatlarında, yani tahmini satış fiyatında herhangi bir değişiklik öngörmüyorsanız diyor, ham madde stoklarınız için stok değer düşücü karşılığı ayırmaya gerek yok. Ancak ham madde fiyatları o kadar düşüşe geçmiş durumda ki o ham maddeyi kullanarak ürettiği mamulün de otomatikman net gerçekleşebilir değeri düştü. Satmayı düşündüğün fiyatta düşüş var. O zaman diyor ham madde maliyetlerine de stok değer düşüklüğü ayırmalısın. En güzel örnek diyor, yani ham madde maliyetlerinin net gerçekleşebilir değeri nedir sorusunun en güzel cevabı da yenileme bedeli diyor. Yani o ham maddeyi şu anki fiyatlarla yeniden alıyorsam kaça alırdım o? Buraları geçiyorum. Geldim hasılat standardına. Hasılat hangi yenilikleri getiriyor? Ne zaman hasılatı kayıt altına alacağız? Vadeli satışlarda hasılatı nasıl ele alacağız? Ve en önemli kısım bana göre, burayı çok daha detaylı anlatmak isterdim ama vakit olmadığı için hızlı hızlı geçeceğim. İnşa ve hizmet sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesi. Başkanın da, KGK Başkan Yardımcısının da belirttiği gibi tamamlanma yüzdesi yöntemini hem hizmet işletmeleri için hem inşa işletmeleri için hayatımıza sokuyor. Bu standardın kapsamına girenler ticari mal satışları, hizmet sunumu, inşa sözleşmeleri, faiz, isim hakkı ve kar payı gibi alanlar. Girmeyenleri geçiyorum. Hasılat ne zaman kayda alınabilir? Bu önemli. Önemli, risk ve getirilerin alıcıya devredilmiş olması lazım. Yani istediğin kadar fatura kes, malı karşı tarafa yolladım, aldı, etti. Burada önemli olan diyor, önemli risk ve getiri ne zaman karşı tarafa geçti? Ben malı yolladım ama malın hem kontrol gücü hem de bir zarar geldiğinde oluşacak risk, riskten doğan zarar bana aitse o hasılat henüz gerçekleşmemiştir demektir diyor. Burada sözleşmenin maddeleri çok çok önemli bu açıdan. Buraları da geçiyorum. Hangi durumlarda önemli risk ve getiriler hala bendedir? İşte alıcının malı satmasına, konsinye satışsa mesela henüz yoktur diyor. Bir montaj sözüyle malı satmışsınızdır, kurulum sözüyle satmışsınızdır. Ama kurulum henüz daha yapılmadı, süresi de var, yine hasılat henüz gerçekleşmemiştir diyor. Sözleşmede belirtilen bir madde vardır, alıcının vazgeçme hakkı vardır. Bu normal öngörülebilen garanti kapsamlarından farklı. Tamam, vazgeçme hakkının bulunması durumunda hasılat yine gerçekleşmemiştir diyor. Hasılatın ölçümü, mal satışlarında, hizmet sunumlarında ve inşaat sözleşmelerinde. Burada yine bir yıl vade farkının ayrıştırılması işlemi aynen var stoklarda. Burada tabii ki alacaklar bacağından buna bakıyoruz. Yani 121 bin liralık malı 18 ay vadeyle sattıysak diyor, peşin değeri de bu malın 80 bin liraysa diyor, bizim gerçek hasılatımız 100 bin liradır. Biz 100 bin liralık malı satmışızdır, aradaki fark gerçekleşmemiş faiz geliridir diyor. Erteleme yöntemi. Şimdi erteleme yöntemi de şu, gerçekten çok hızlı geçeceğim ve kapatacağım. Çok inşaat sözleşmelerine girmeyeceğim. Bu da şu. Şimdi hizmetler fiziki niteliği olmayan, fiziki teslimi olmayan varlıklar için onlarla ilgili hasılat kaydı genellikle hizmet tamamen ifa edilip bittikten sonra kayıtlara geçiriliyor. Ancak problemlerde hizmeti ifa etmem birden fazla yıla yayılıyorsa, o zaman ben ne yapacağım? Yani 2 yıllık bir hizmet için karşı tarafla anlatmışım. 2. yılın sonunda mı ben ancak hasılatı atayacağım? Şu ana kadar yapılan işlem öyleydi. Hizmet tamamen ifa edildikten sonra 2. yılın sonunda hasılat kaydını atıyordum. Standart bu bir FRS, hayır diyor. Erteleme yöntemi dediğimiz bu klasik yöntem kullanmayacak. Tamamlanma yöntemi kullanılacak. Nedir tamamlanma yöntemi? Hizmetin, ifa ettiğim hizmetin bir tamamlanma oranını belirleyip o oran vasıtasıyla ilgili dönemlerde hasılat kaydetmemi söylüyor. Peki nedir bu tamamlanma oranı, tamamlanma düzeyi? Bunu nasıl hesaplayacağım? 2 yöntem var diyor tamamlanma oranını hesaplayabilmek için. Ya ilgili tarihe kadar gerçekleşen maliyetlerini toplam maliyetleri oranlarsın. Yani 2 yıllık bir proje 10 milyon liralık maliyet öngörmüşüm. İlk yıl 5 milyon liralık maliyet fiilen oluşmuş. Tamam, o zaman %50 tamamlanma oranım var diyor, diyebilirim. İkinci yöntem, bu biraz daha zor. Hizmet sunum işlemine konu olarak somut bir, yani fiziki bir tamamlanma oranı. Zaten YFRŞ'deyken fiziki tamamlanma
tamamlanma oranı diyordu. Sonra onu değiştirmişler. Somut olarak belirlenebilen demişler. Bence fiziki tamamlanma biraz daha kavram olarak anlaşılırdı. Bana öyle geliyor. Ama burada kastettiği somut olarak belirlenen, fiziki olarak işin yüzde kaçlık bir kısmını ben yaptım diyorum ve bir oran belirliyorum. Çok kısa şunu şöyle anlatayım, ondan sonra hocam bitireceğim. Örneğin 2008 yılında bir projeye başladık. 2 yıl sürmesini düşünüyoruz. Projenin toplam maliyetini 9 milyon olarak öngörmüşüz. Gelirimiz 12 milyon, hasılat olarak bu tutarla anlaşmışız. 2018 yılı için, yani projenin birinci yılında 3 milyon liralık hasılat oluşmuş. O zaman bana diyor ki standart, senin tamamlanma yüzden kayıtlara hiç girmeyeceğim. Oralara lütfen dikkate almayın. Ben üzerinden anlata anlata açıklamak istiyorum. Çünkü kayıt bacağında muallaktayız. Bunu daha önce de söylediğim gibi. Tamamlanma yüzdemiz, şimdi toplam maliyetim 9 milyonsa, ilgili dönemde 3 milyon liralık fiilen maliyetim oluştuysa, tamamlanma yüzdem, işin %33'ünü bitirdim diye kabul ediyorum. Toplam projenin hasılatı 12 milyon lira. 12 milyon liranın %33'ü 4 milyon lirayı hasılat kaydı atmama standart bana izin veriyor. Ancak ne var? Dönemleri itibariyle de bu tamamlanma yüzdesi oranını diyor kontrol et diyor. Revize et diyor. Bir tekrardan uyumlaştırma yapman gerekebilir diyor. Buraları geçiyorum. İnşaat sözleşmelerinde de aynen hizmet işletmelerinde olduğu gibi tamamlanma yüzdesini getiriyor. İki tane yeni hesap var hayatımıza giren burada. İnşaat sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde hasılatla kayıt attım, hasılatla tahsil edilen hak ediliş tutarı arasındaki fark varsa, bu fark devam eden inşaat sözleşmelerinden borçlar, devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar bölümlerinde gösterilmelidir diyor. Örneğimi geçiyorum. Buralarda da çok üzerinde durmamı yenilik getirecek bir şey yok. Ben gerçekten dikkatiniz ve sabrınız için çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Teşekkür ederim. Çağla hocamıza çok teşekkür ediyoruz değerli sunumundan dolayı. Son konuşmacımız Atilla Pelek hocamız bize varlıklarda değer düşüklüğü konusunu anlatacak. Buyurun hocam. Evet, bir sabahtan kalan bir konumuz vardı. Ara finansal raporlama diye. Onu çok hızlıca bir anlatayım, sonra değer düşüklüğünü anlatacağım. Bölüm 24'te ara finansal raporlamalar var. Evet. Bu bölümde bir yıldan daha kısa olan finansal raporlama dönemlerinde sunulan finansal tablonun asgari içeriği ile aranan dönem, ara dönem finansal raporlamada uygulanacak ölçüm ve kayda alma ilkeleri belirleniyor. Yani normalde bir yıl raporlanırken, atıyorum 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık rapor yaparsanız nedir onu söylüyor. Burada önemli olan bir yükümlülük getirmiyor. İsteğe bağlı yapıldığı takdirde veya yasaların getirdiği takdirde ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bu 4 başlık altında bize yardımcı oluyor bu. Hangi tabloların raporlanacağı, raporlamada yer verilmesi gereken açıklamalar, karşılaştırması açısından hangi tablonun sunulacağı ve raporlamada ölçme ve kayda alma esasları veriliyor. Şimdi bir kere hangi tablonun sunulacağı ile ilgili hemen söyleyelim. Eğer isterseniz tam şekilde sunarsınız diyor, isterseniz özet tabloları sunarsınız. Çağatay hocamız da anlattı zaten. Finansal durum tablosu, kar zarar tablosu, nakit akış, öz kaynak, değişim tablosu ve dipnotlar. Şimdi burada özet diyor ama ben uygulamada hiç böyle özet gibi görmedim. Normalde tablonun yüzünde hep böyle benzer kalemler oluyor zaten. Hani çok da karmaşık bir tablo olmadığı için. Fakat açıklamalarda kısaltmalar oluyor. Zaten ikinci konumuzda şunu da belirteyim. Tam setle ilgili eklerde biçimsel format verildi ama ara dönemler için zaten biçimsel format verilmiyor. Özet diyor. Özette dediğim gibi genelde benzer oluyor yıllık tablolarla. Şimdi ikinci konumuz burada raporlamada yer verilmesi gereken açıklamalar. Evet, burada açıklamalar zorunlu ve önemli olması durumunda açıklanacak konular diye ikiye ayırmış. Zorunluları okur standart tabloda veriyor. İşte belli başlı tablolar. Yani şöyle özet söyleyeyim. Normalde dipnot ve açıklamalarda daha detaylıyken yıllık, aralardaki dipnotlar biraz daha kısa olacak. En büyük fark da bu olacak aslında. Hani bilançonun gelir tablosunun ve nakit akım tablosunun, öz kaynak değişim tablosunun yüzünde pek bir değişiklik olmayacak ama dipnotlarda azalma olacak.
Peki nasıl raporlayacağız? Hangi tarihlerle raporlayacağız? Onu bir konuşalım. Şimdi finansal durum tablosu için atıyorum 31 Mart itibariyle rapor yapacaksanız o 31 Aralık'ı vereceksiniz. Yani en yakın yılı vereceksiniz. 30 Haziran'sa yine 30 Haziran 2018'i vereceksiniz. 31 Aralık 2017'i vereceksiniz. Yani bilançoda en yakın yılı vereceksiniz. Gelir tablosu da biraz karmaşık. O da şu. Şimdi 30 Haziran'da 3 aylık rapor hazırladığınızı düşünün. Her 3 ayda bir rapor hazırladığınızı düşünün. 3, 6 ay, 9 ay. 6. ayda rapor hazırlayacaksınız. Şimdi 1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar güncel yılı vereceksiniz. Karşılaştırılması olması için 1 Ocak 30 Haziran yani o 6 ayın geçen senekini de vereceksiniz. Artı bu kar zarar tablosu için özel bir şey. Nakit ve değişim tablosunda yok bu. Artı son 3 ay yani Nisan'dan Haziran sonuna kadar da vereceksiniz. Çünkü siz 3 ayda bir rapor hazırlayan bir şirketseniz, sunum yapıyorsanız bunu da vermeniz lazım. 1 Nisan'dan 30 Haziran'a güncel yılı, 1 Nisan'dan 30 Haziran'a güncel yılı. Mesela Eylül olsaydı 30 Eylül, 1 Ocak'tan 30 Eylül'e kadar güncel yılı verecektiniz, geçen sene de verecektiniz. Sonra da Haziran'dan Eylül'e 3 aylığı ayrıca şöyle göründüğü gibi vereceksiniz. Yani 4 tane tablo şeklinde göreceğiz. Nakit akım tablosunda böyle bir şey yok. Aynı gelir tablosundaki gibi 1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar verip geçen seneyi vereceksiniz. Öz kaynak değişimde de aynı şekilde yine 3 aysa, 9, 6 aysa, 9 aysa vereceksiniz. O son 3, son gibi meseleler orada yok. Ölçüm esaslarına geldiğimiz zaman ara dönem finansal raporlarda, tablolarda yıllık finansal tablo uygulananlarla aynı muhasebe politikası uygulanacaktır diyor. Dolayısıyla 4 meseleyi de bu şekilde özetle geçmiş olduk. Şimdi gelelim değer düşüklüğü standardına. Değer düşüklüğü standardında aslında pek alışık olmadığımız bir şey Türk sisteminde. Fakat şöyle bir durum var. Buradaki amaç bir varlığın geri kazanılabilir tutarından daha fazla daha yüksek bir değerle finansal tablolarda gösterilmemesi diyor standart. Demek ki burada bir geri kazanılabilir tutar diye bir kavram var. Diyor ki eğer bu geri kazanılabilir tutar senin defter değerinden düşükse muhakkak değer düşüklüğü yazman gerekiyor diyor. Peki hangi varlıklar için geçerli diyor? Şunların harcındaki tüm varlıklara uygulanır diyor. Stoklar zaten hocamız anlattı. Stokların kendi değer düşüklüğü konusu var. Satış maliyeti düşünmüş gerçeğe uygun düzen canlı varlıklar. Canlı varlıklarda bir maliyetiyle ölçülenler var, bir gerçeğe uygun değerle ölçülenler var. Gerçeğe uygun değerle ölçülenlerde değer düşüklüğü yok, maliyetinde var. Finansal varlıklar zaten de kendi içinde hallediyor. Yatırım amaçlı gayrimenkuller yarın konuşulacak. Orada da isterseniz maliyetinizi, isterseniz gerçeğe uygun değerle gösteriyorsunuz. Gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü yok ama maliyetinde var. Zaten ertelenmiş vergi varlığı da kendine has bir bölümü var diyelim. Geri kazanılabilir tutar nedir derseniz hemen şu şeyle göstereyim. Kararla göstereyim. Şimdi kullanım değeri var. Şurada gördüğünüz geri kazanılabilir tutar. Bu geri kazanılabilir tutarı şöyle hesaplıyoruz. Kullanım değerimiz var. Önce gidip kullanım değeri hesaplıyoruz. Onun ne olduğunu anlatacağım. Bir de satış maliyeti düşünmüş gerçeğe uygun değerini hesaplıyoruz. Ve yüksek olanını seçiyoruz. Sonra da geri kazanımı tutarı hesaplıyoruz. Yani yüksek olanı alıyoruz. Yani burada aslında bir favor var. Yani yüksek olanı al diyor. Çünkü gerçeğe uygun değeri düşmüş olabilir. İyi kullanıyorsan mesele yok. İyi kullanamıyorsundur ama gerçeğe uygun değerinde sıkıntı yoksa yine mesele yok diyor. Ama her ikisinin yüksek olanı aldığı, o da defter değerinden düşükse o zaman değer düşüklüğü vardır ve gider yazman gerekiyor diyor. Değer düşüklüğü testinde her dakika, her yıl dönem yapmak zorunda değiliz. Göstergeler varsa yapmak zorundayız. Çünkü ciddi bir testtir, kolay değil. Çünkü kullanım değerini anlatacağım, gerçeğe uygun değerini bulmayı da anlatacağım. Dolayısıyla onlar öyle kolay değil. Tam set TFRS ile ilgili bir fark var. Bir tanesi tam set TFRS'de sınırsız ömürlü maddi olmayan duran varlıklar vardır. Mesela marka satın alırsınız. Bir başka markayı satın alınca maliyeti olduğu için aktifleştirebilirsiniz ve orada bir marka vardır ve sınırsız ömürlü derseniz orada amortisman ayırma der tam set. Onun için de her yıl değer düşüklüğü testi yapman gerekir der. Aynı şey şerefiye için de geçerlidir tam sette. Şimdi Bobby FRS'de ise sınırsız ömürlü maddi olmayan duran varlık diye bir kavram yok. Orada 5 yıl veya 10 yılda amortismana tabi tutacaksın der. Amortismana tabi tuttuğunuz için de zaten belli periyotlarda değer düşüklüğü yapıyorsun bir çeşit. Dolayısıyla değer düşüklüğü ile ilgili şüphelen varsa değer düşüklüğü testi yapacaksın diyor. Çok önemli bir bilgi de şerefiye de değer düşüklüğü testi
Bobby'de, Bobby Ferres'e de hiç yok. Yani o zaten direkt 10 yılda itfa edilecektir diyor ve kesiyor. Orada değer düşüklüğü testi yapılmıyor. Değer düşüklüğü göstergelerinin ne olduğunu önemli değil. Yani bakarsınız işte piyasada bir dalgalama varsa, faiz oranları çok arttıysa bu tür şeyler değer düşüklüğüne sebep olabilir diyor. Bu örneğe geçiyorum. Defter değeri nedir derseniz, defter değeri kavramının tanımı bölüm içinde verilmemiş. Bölüm içinde bir verilmemiş ama ek 9'da tanımlar bölümünde defter değeri bir varlığın ya da yükümlülüğün finansal durum tablosundaki değerini tanımlamıştır. Şimdi burada ilginç bir durum olabilir. Varlığın değerleme gününde kayıtlarda yer alan değeri maliyet değeri olabilir. Daha önceki dönemlerde yeniden değerlemeye tabi tutularak yükseltilmiş veya düşürülmüş değeri olabilir. Buna göre kayıtların nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Şimdi ne dedik? Kullanım geri kazanımlı tutar. Bunu nasıl bulacaktır? Kullanım değeri, gerçi uygun değerinin karşılaştıracağız demiştik. Daha doğrusu satış maliyeti düşürülmüş gerçi uygun değeriyle karşılaştıracağız. Yüksek olanı alacağız demiştik. Yani buradaki espri de şu. Atıyorum İzmir-Ankara yolunda bir arsanız var diyelim. Benzin istasyonunuz var. İzmir'den çıkan herkes sizden benzin alıyor. Aynı zamanda imar izni de var. İşte 10 milyon lira gözüküyor diyelim mali tablonuzda. Bir baktınız işte belediye karar vermiş, artık orada imar izni yok, fuar alanı ilan etmişler. Aslında şu anda satsanız o arsayı 6 milyona satarsınız diyorsunuz. Ha, demek ki defter değeri 10 milyon, 6 milyon lira da gerçi uygun değer, değer düşüklü ayrım mı diyorsunuz? Hayır diyor standart, diyor ki acaba iyi kullanıyor musun? Kullanım değeri de şu, gelecekte sağlayacağınız faydalı nakitlerin bugünkü değeri. İzmir'den her çıkan otomobil sizden benzin alıyorsa iyi kullanıyorsunuz demektir. O benzin istasyonundan sağlayacağınız nakitlerin bugünkü değeri de atıyorum 12 milyon diyelim. Şimdi ne oldu? Defter değeri 10 milyon. Piyasa değeri 6 milyon. Daha doğrusu satış maliyeti düşünmüş gerçi uygun değeri 6 milyon diyelim. 12 milyon da kullanım değeri, yüksek olanını alıyorsunuz. Ve değer düşüklüğüne gerek kalmıyor. Yani buradaki espri, iyi kullanıyorsan da tamam, iyi fiyatı varsa da tamam ama her ikisinden biri yüksek olanı da defter değerisinin düşükse muhakkak düşük yapacaksınız. İşte burada söylemedim, değer düşüklüğü olduğu zaman da gider yazacaksınız. Burası da ihtiyatlılığın önemli bir göstergesi. Satış maliyeti düşürmüş gerçi uygun değer, takdir edersiniz ki işte normal piyasa şartlarında oluşmuş fiyattan bahsediyoruz. Esasen satış anlaşmasındaki fiyat veya faal bir piyasadaki fiyattır. Yoksa benzerleri de alabilirsiniz. Peki satış maliyeti ne demek? Hani ne aklımıza gelebilir? Bölüm Bobby VRS bize vermiş. İşlem vergileri, varlığı taşıma maliyetleri, işte kaldırılması ile ilgili maliyetler, satış hazır hale getirmesi için maliyetler satış maliyeti düşürebilir. Atıyorum ben bu arsayı 16 milyona satarım ama 500 milyon lira da işte vergiydi, düzenleyiydi, otur gibi 500 bin lira harcarım diyorsanız 550 bin liradır sizin satış maliyeti düşürmüş gerçi uygun değer. Kullanım değerine gelince de bu da enteresan bir şey. Gelecekteki nakitlerin bugünkü değeridir. İşte tespit edeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben bu varlıktan ileride bu kadar nakit sağlayacağım, onları bugünkü değerine alacağım diyeceksiniz. Orada bir iskonto oranı meselesi giriyor. İskonto oranı ile ilgili Bobby Ferres açık bir hüküm vermiyor. Fakat yani aslında bir şeyler söylüyor ama tam açık değil. Ben kendi kanaatimi sizle paylaşmak istiyorum. Bana göre o iskonto oranı ağırlıklı ortalama maliyeti dediğimiz bir iskonto oranı kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Detaylarını daha sonra aralarda konuşabiliriz. Şimdi burada tabii bir durum daha var. Kayda geçmeden önce, yani nerede gider yazılacak, ne yapılacak diye bir ona geçmeden nakit yaratan birim dediğimiz bir şey var. Şimdi bizim o benzin istasyonunu düşünün. Şimdi arsası nakit yaratmıyor tek başına. Çünkü üzerinde benzin var. Pompası da nakit yaratmıyor tek başına. Deposu da nakit yaratmıyor. Binası da nakit yaratmıyor. Şimdi hepsini birlikte düşünüp bir nakit yaratan birim diyorsunuz ve o paketin gerçi uygun değerini buluyorsunuz. O paketin kullanım değerini buluyorsunuz. Yüksek olanı alıyorsunuz. Eğer o paketin defter değerinden düşükse o zaman değer düşüklüğü ayırıp o paketteki defter değerleri oranlarına göre, ağırlıklarına göre de değer düşüklüğü yayıyorsunuz. Nakit yaratan birim dediğimizde bu şekilde hesaplanabilir. Değer düşüklüğü kaydına gelince değer düşüklüğü oldu diyelim. Kar zarar tablosunda göstereceksiniz. Gider yazacaksınız demiştik. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Fonksiyonlarına ilişkin gider yansıtılacak. Atıyorum pazarlama departmanında bir binanız var. Pazarlama departmanında kullandığınız bir binanız varsa, binanızda bir değer düşüklüğü varsa pazarlama giderlerini de göstereceksiniz. Arge'de ise Arge gibi bir durum. Peki değer düşüklüğü ile ilgili Bobby Ferres'e tabii biraz daha o eklerde
formatı verdiği için biçimsel yapıyı, yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyetiyle takip edilen yatırım amaçlı gayrimenkullerde ne yapıyorsunuz? Öyle bir durum olursa, orada bir değer düşüklüğü olursa BOBİ FLS'e yer göstermiş. Diğer faaliyetlerden giderlerde yatırım amaçlı gayrimenkul, değer azalış ve satış zararları diye bir kalem açmış o eklerde. Burada gösteriyorsunuz. Bu şekilde yapılmış oluyor. Değer düşüklüğünün iptali olabilir mi? Olabilir. Burada enteresan bir durum var. Şöyle anlatayım. Eğer buradaki amaç şu, değer iptal yapmak istiyorsanız amortismana tabi ise şöyle okuyalım. Değer düşüklüğü iptali veriyor. Değer düşüklüğü zararını iptal edecek kısmı ilgili varlığın ilişkin önceki dönemlerde değer düşüklüğü zararı kayda alınmamış olsaydı varlığın ulaşacağı defter değeri esas alınarak değer düşüklüğü iptal edebiliyorsunuz. Yani daha önceden yazdığınız gideri apar topar hepsini tekrardan konusu kalmayan karşılık şeklinde veya gelir olarak yazamıyorsunuz. Buradaki espri şu. O eğer ben o değer düşüklüğünü ayırmasaydım amortisman giderim ne kadar olurdu? Devam ederdi. Okey, devam ediyor. İşte o farazi duruma göre yükseltebiliyorsunuz. Şimdi örnek verirsek 40 yıl olan, ekonomik olarak 40 yıl olan ve 10 yıldır kullandığım bir binayı ben defter değeri maliyeti 1 milyon, birikmiş amortismanı 250 bin, net defter değeri 750 bin. Her yıl 25 bin lira amortisman ayırmışım. Fakat ben bunları gibi değer düşüklüğü tespit etmem lazım. Çünkü şüphelendim, o hani şüphelenmeyle ilgili durumlar oldu. Kullanım değeri 500 binmiş, gerçi uygun değeri, satış maliyeti düşürmüş, gerçi uygun değeri 600 binmiş. Hangisi daha yüksek? 600 bin. Şimdi defter değeri 750, yüksek olan 600 bin, yani geri kazanımlı turlar 600 bin çıktı. Aradaki fark 150 bin lira değer düşüklüğü yapıyorsunuz. Değer düşüklüğünü de işte genel yönetimde kullanıyormuşum ben bu varlığı. Genel yönetim giderleri içerisinde değer düşüklüğü gideri alt kaleminde gösteriyorsunuz ve binaları da 150 bin azaltıyorsunuz. Şu anda defter değeri kaç oldu? 600 bine düştü. Peki sonra ne olacak? 600 bin lira üzerinden kalan ömrüne göre de amortisman ayıracaksınız. 30 yıl kalmıştı hatırlarsanız. Artık kaç, ne kadar amortisman ayıracaksınız? Her yıl 20 bin lira amortisman ayıracaksınız. Maliyeti 1000. Bu arada 2 yıl geçti. Yani 10 yıldan sonra 2 yıl daha geçti. 12. yılın sonunda birikmiş amortismanız 290 bine çıktı. Çünkü artık 20 bin lira ayırıyorsunuz. Ve net defter değeri 560 bin lira oldu. Güzel. Sonra 12. yılında aslında bu düşmüş değer düşüklüğünü geri kazandığımızı görüyoruz. Çünkü kullanım değeri 800 bin, satış mal düşmüş gerçi uygun değeri 700 bin lira. Demek ki zaten yüksek olanı 800 bin lira iyi bir değer düşüklüğünü iptal edebilirim. Peki ne kadar iptal edeceğim derseniz başa dönüyoruz. Ben bunu en başta 25 bin lira ayırıyordum hatırlarsanız. Son 2 yılda 20 bin ayırdım, 25 bin ayırdım. Maliyeti 1 milyondu. 12 yıl boyunca son 2 yılda 20 bin değil de 25 bin ayırsaydım ne olacaktı? O işte o şekilde hesaplıyorsunuz, 700 bin lira olduğunu görüyorsunuz. Demek ki onun defter değerini en fazla 700 bine kadar çekme hakkınız var. 140 bin lira değer düşüklüğü iptal ederek gelir yazmış oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Benim de bu kadar. Sağ olun. Evet, Atilla hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Aslında bize ayrılan süre 1,5 saatlik bir süreydi. Arkadaşlarımız da ona göre sunumlarını hazırlamışlardı. Ama programın sarkmasından dolayı süreyi mecburen kısaltmak durumunda kaldık. Arkadaşlarımızı da böyle biraz sunumlarını rahat bir şekilde yapmalarına da bir nevi sanki mani olduk gibi geldi bana. Bir de Çağla hocamız tarımsal faaliyetleri de bize aktaracaktı. Ama süreyi geçirmesinden dolayı o kısmı da aktaramadı. Arzu ederseniz hocamız sunsun veya kitaptan da bakarız derseniz nasıl istersiniz ona göre katılımcıların. Evet. Kitaptan. Evet. Tamam, arkadaşımız çünkü anlatacağı konulardan birisiydi. Süre darlığından dolayı şey yapamadı, yetiştiremedi. Açık mı şu an? Ben çok özür diliyorum. Az önce fazla panik oldum ve unuttum açıkçası tarımsal faaliyetleri de anlatmam gerektiğini. Ancak özetle anlatırsam, çok slayta da gerek yok aslında. Şöyle bir
bölüm, tarımsal faaliyetler, canlı varlıklar ve tarımsal ürünler diye iki tane artık mamul diyeceğim, bir işletmeci mantığıyla konuşacağım. İki tane mamul türünün maliyetlerinin nasıl hesaplanacağı ve finansal tablolarda nasıl gösterileceğini söylüyor. Canlı varlık dediğimiz şey yaşayan bitki veya hayvan diyor. Tarımsal ürüne ise bu yaşayan canlı hayvandan edindiğim ürünler diyor. Ancak o tarımsal ürün işlendiği andan itibaren artık bu bölüm standardı geçerli değildir. Stoklar standardı ile ilgilenin diyor. Yani nedir? Koyun bir canlı hayvandır. Koyundan elde ettiğim yün tarımsal üründür. Ama o yün ipliği haline geldiği andan itibaren, iplik haline geldiği andan itibaren stoklar bölümünün standardını ilişkilendirir diyor. Dolayısıyla koyun veya yünün işletmeciliğini yapan bir firmaysak bu tarımsal faaliyetler bölümüne bakacağız. Burada getirdiği nedir? Canlı varlıklarınız varsa diyor maliyet modeli veya gerçeğe uygun değer yöntemiyle değerlersiniz diyor. Maliyet modeli bildiğimiz klasik maliyet bedeliyle al aktiflerine koy. Ama bir ara fark var, amortisman uygulayabilirsin diyor. Yani koyunun, canlı varlığın ömrü azalmış, değeri azalmış olabilir diyor. Amortisman ayırmayı getiriyor. Gerçeğe uygun değer yöntemini seçecek olursanız da diyor, satış maliyetleri düşürmüş, gerçeğe uygun değeriyle ilgili canlı varlıklarınızı, finansal tablolarınızda gösterin diyor. Tarımsal ürünlerin bilançoda finansal durum tablosu nasıl gösterileceğinde tek bir yöntem var. Orada maliyet yöntemi yok. Sadece gerçeğe uygun değer yöntemini uygulamamızı istiyor. Yani satış maliyetleri düşürmüş gerçeğe uygun değeriyle göstermemizi öngörüyor. Bu tarımsal faaliyetlerle ilgili bölüm de bu kadar. Tekrar çok teşekkür ediyorum sabrınız için, ilginiz için. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşımıza. Değerli katılımcılar, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sorularınız varsa kısaca birkaç soru alabiliriz. Arkadaşlarımıza soru yöneltmek isteyen, buyurun hocam. Evet, Metin Savmanlı, İşletme Fakültesi, Marmara Üniversitesi. Şimdi genel bir sorun var. Onu esasında KGK Başkan Yardımcısına da sormak istiyordum. Kendisi şu anda burada değil. Bu bir FRS'de bir yıllık vade ve onun altı göz önünde bulundurulmuyor. Şimdi bugünkü Türkiye'nin reel faiz ortamında bu büyük bir sorun yaratacak gibi gözüküyor. Zira reel faiz şu anda %40 seviyelerinde düşüş gözüküyor, bekleniyor ama yerel seçimlerden sonra tekrar çıkması bekleniyor. Bu %40'larda 50'lerde olan bir faiz ortamında bu bir sene çok yüksek bir kriter olmuş oldu ve gerçeği yansıtmayacak. Bununla ilgili herhangi bir şey yapılacak mı diye soracaktım. Şimdiden sormuş olayım. Tamamına katılamayabilirim diye şimdiden sordum. Teşekkür ederim. Soru size değil, belki KGK'ya olacaktı. Ama kayıta alırız. Teşekkür ederim. Kamu Gözetim Kurumu'ndan arkadaşlar yok herhalde. Ben kısaca bir şey yapayım, değerlendirmemi söyleyeyim. O vade farkıyla ilgili konular çok tartışıldı. YFRS çalıştayı yaptığımız zamanda da bayağı bir tartışması yapılmıştı. Ama en nihayetinde tam sete de biraz uyum sağlasın diye bir yıl kriter olarak alındı. Tam sette de öyle kolaylaştırıcı yöntem olarak adlandırılıyor. Orada da bir yılı esas alarak işletmeler isterlerse bir yıl altında olanlarda vade farkı ayrıştırılmaz diyor. Ama orada bir ifade daha var. Önemli bir finansman unsuru içermediği sürece. Şimdi bizdeki şu anki sizin söylediğiniz şekilde %40 oranı bayağı yüksek bir finansman unsurunu aslında temsil ediyor. Bir değişiklik düşünürler mi bilemiyorum. Onlar olsaydı kendilerine de sorardık tekrar. Evet, başka soru var mı? Başka soru yok. Oturumu burada kapatıyorum. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür belgelerini sunmak üzere Profesör Doktor Tuğrul Tüfekçioğlu'nu kürsüye davet ediyoruz.